Şunu yapabiliriz. Yani direkt buradan A ve B'ye değer vermeyi deneyebiliriz. Ama şöyle, tabii sayı çok da büyük değil ama şöyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Şimdi burası 4'e bölünüyor. Bu da 4'e bölünüyor. O yüzden biz bunların üçünü de 4'e bölmeyi deneyebiliriz şöyle. Bu bize bir şeyler anlatacak. Şuradaki 4'ler gider. Burada A kalır. Artı. Bu bölünemeyecek, böyle kalacak. 5 çarpı b bölü 4 artı 28'i 4'e bölüyorum. Şu eşittir olacaktı. Eşittir. 28 bölü 4 7. Şimdi bu bir tam sayı. 7 de bir tam sayı. O zaman şurası ne olmalı? Burası bir tam sayı gelmeli kesinlikle. Yani şuraya gelen, şuraya ya, şu an boyadığım, sarıya boyadığım bölüm kesinlikle tam sayı. Bunun içinde B sayısının içinde 4 olmalı kesinlikle. B 4'ün katları olacak. Yani B'ye 2, 3 falan veremeyiz. 5 veremeyiz. Ya 4 veririz, 8 veririz. Pozitif demiş, 0'ı veremiyoruz. Bu tür değerler vermeyi deneyebiliriz. Şimdi en küçük A'nın alabileceği en küçük değeri bulmak istiyorsak B'ye de büyük değer vereceğiz. B'ye mümkün olduğunca büyük verelim. Mesela B'ye biz 8 versek 8 bölü 2 şey pardon 8 bölü 4 2, 2 kere 5 10, A sayısı eksi 3 olur. Ama A eksi olamaz. Demek ki biz 8'i veremeyeceğiz. 4 versek B yerine, bu durumda bizim ifademiz şuna dönüşür. A artı 5, 4 bölü 4 eşittir 7. Bunlar gidecek. Şurası 5. A artı 5 eşittir 7. Karşıya atarsak A sayısı eşittir 2. Demek ki en küçük değeri 2 oluyormuş. Ama buraya girmeden şuraya B'ye değer vermeyi zorlamış olsaydık işte 1, 2, 3 gibi, o bizim işimizi zorlaştırabilirdi.